bütün topluma söz veriyoruz. Özgürlüğü ve demokrasiyi getirin, sonuna kadar destekleriz. 6 CHP milletvekili Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'ndan farklı konuştu. Mecliste basın toplantısı düzenleyen Süheyl Batum, Birgül Ayman Güler, Dilek Akıgün Yılmaz, Oktay Ekşi, Gürkut Acar ve Ahmet Topbaş, AKP'nin paketini Cumhuriyeti Yıkma Paketi olarak adlandırdı. AKP'nin bu adımını cumhuriyetle hesaplaşma olarak görüyoruz. Bu adımı cumhuriyetin ve kadın özgürlüğünün kazanımlarının ortadan kaldırılması olarak görüyoruz. Bir karşı devrimin açık, net adımlarıdır. CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, pakette yer alan kamuda türban uygulamasının devletin eşitsizliği ve layıklık ilkesine aykırı olduğunu belirtti. AKP dini inançları devlet işlerine karıştırmıştır. Anayasanın laiklik ilkesini ihlal etmiştir. Bu düzenleme anayasamız çerçevesinde ve cumhuriyetin kazanımları çerçevesinde kabul edilemez. Bu yanlışın bir an önce düzeltilmesi zorunluluktur. CHP Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum da paketteki birçok değişikliğin anayasaya aykırı olduğunu vurguladı. Gerek ant, gerek şey, e, harf, gerek ana dilde eğitim gibi konuları anayasa değişikliği yapmadan getirmek mümkün değildir. Mümkün değildir. Anayasanın 42. maddesi, 174. maddesi, 1-2-3. maddeleri orada dururken mümkün değildir. Batum, BDP'nin uzlaşma komisyonundaki ana dilde eğitim önerisinin AKP tarafından kabul edilip uygulamaya konulduğunu belirtti. Bir buçuk senedir arkadaşlarının hayır dediği BDP önerisi ne derdi eğer ana dilde eğitim sorununda bir çözüm getirmek isteseydi? Arkadaşlar baktık anayasada çözmeye çalıştık olmadı. Önerimiz budur kabul eden böyle geçsin kabul etmeyen böyle geçsin getirelim demesi gerekirdi. Oysa o ne yapıyor? Açık bir şey yapıyor. Ben sizlere anayasa komisyonunda, uzlaşma komisyonunda kabul ettiremedim CHP'ye. Artık halkı kandırma yöntemini seçiyorum. Burada kabul ettiremediğimi yasayla yapmaya, yönetmelik değişikliğiyle yapmaya çalışıyorum diyor.